hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Hoş geldin. Geçmiş olsun abi. Hepimize geçmiş olsun. Abi bir şey soracağım. Neden bizi böyle bir anda topluca salıverdiler anlamadım. Çünkü bize işleri düştü. İşleri düştü derken abi? Beyler, ben polisiye geri dönüyorum. Bundan sonra devlet için çalışacağız. Devlete karşı işlenen organize suçlarla mücadele edeceğiz. Çalışacağız, edeceğiz derken abi? Siz de benimle birlikte özel bir time katılacaksınız. Özel tim. Özlemişim vallahi dükkanı. Abi sen bizimle sabah sabah kafa bulmuyorsun değil mi? Ne konuda? Hani şu karşı tarafa geçmemiz konusunda. Kafa bulmuyorum. Çok ciddiyim. Abi be, biz böyle kendi kendimize daha iyiydik sanki. Evet abi, yani ne güzel, kendi kafamıza göre yapıyorduk operasyonlarımızı. Yani kimseden emir almıyorduk, kimsenin boyunduru altına da girmiyorduk. Hani onlar yanlıştı, biz doğruyduk abi. Hani devleti kullanarak devleti soyanlar, paranın gücüne sırtını yaslayıp fakiri yoksulu ezenler kötüydü. Biz iyiydik. Hani onlarla bizim aramızda irice bir fark vardı abi. Hı? Ben size onlar için çalışacağız dedim. Onlar gibi olacağız demedim. Bize çok büyük bir oyun oynadılar. Aramıza köstebek sokup aklımızı, kalbimizi çelip, kafamızı karıştırıp bizi tuzağa düşürdüler. Sonunda da hapse sokup elimizi kolumuzu bağladılar. Evet abi, zaten başımıza ne geldiyse şu düzenli manita olayından geldi. Keşke düzensiz manitalarla takılmaya devam etseydik, değil bir mi ya? Bir sus lan, bir sus! Bir şey anlatıyor Ali abi. Bir kez daha görmüş olduk ki onlar bizden daha kötüler. Çünkü savaşta bile uyulması gereken kurallar vardır. Bu kuralları çiğnediler. Şimdi bizi nereye tıkarlarsa tıksınlar, alt edemeyeceklerini anladılar. Bu yüzden de kendi saflarına çekip bizi sürekli kontrol altında tutup kullanmak aklımızdan, gücümüzden ve kalbimizdeki vatan sevgisinden faydalanmak istiyorlar. Çünkü onlar da çok iyi biliyorlar ki biz bazılarından daha fazla vatan severiz. Peki ne yapacağız abi? Yani sonuçta çeteyi artık herkes biliyor. Bizim gizli tüneli bile öğrendiler. Bundan sonra o kadar polis içinde nasıl rahat hareket edeceğiz? Onlar şu anda bize en çok ihtiyacımız olan şeyi, özgürlüğümüzü verdiler. Biz de şimdilik köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceğiz.
Ama asla kendi doğru bildiğimizden, kendi doğru yolumuzdan şaşmayacağız. Eskiden olduğu gibi eylemlerimize devam edeceğiz. Ve asla aldığımız tek bir nefeste bile onlarla görülecek bir hesabımız, alınacak bir intikamımız olduğunu da unutmayacağız. Günü gelecek, bizi bu duruma düşürenlerden, en başta da kan kardeşliği yeminini bozup bana aylarca yalan söyleyen, İdil'in gerçek kimliğini benden gizleyen Adanalı'dan intikamımızı alacağız. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.